Ay bu ne? Selin Hanım bu ne? Eşimin Olur, bebeklik battaniyesi, işte. Anneannesi. Peki evet. Buluyorsun bunları yoksa sesi çıkmıyor. Dilan'ın sesi çıkmıyor. Ay sıka bir battaniye bulduk ama çok güzel işte. Yani dünya evet. Bu çok güzel olmuş. Bunu evet. Siz... Güzel saklayın. Saklanmış. Evet, işte çok kullanışlı lazım. Anneannemizden bize hatıra. Kaldı. Bak şuradaki seccadelerin hepsini ben işledim. O siyahı da bakabilir miyiz? Evet, siyaha bakabilirsiniz. Tabii kaç ki. Tane seccadem var? Kaç tane var? Benim favorim çok tane. 5 tane. Bunu tane bu da çok hoş. Hayır rengi de bu güzel. Bu da çok kibar olmuş. Ben bunu da çok beğendim. Ya, bir şey söyleyeceğim. Bakın hem okula gidiyor hem üniversiteye gidiyor. Çalışma hayatın oldu mu? Yani ara sıra oldu ama bunları da işte kışları bunları da yapabilmiş. Zaman yaptım. Vallahi yani. Seni evet. Tebrik ederim. Hani öpüyorum ya, tebrikler. Çeyizli de çok hani öyle aman aman düşkün değilim diyor ama bunları da işlemeyi bilmiş. Evet. Bunlar da bravo. Evet. Bunları yapması çok zevkli. Yani ama yapan var ziyade... Yapamayan var. Yani tabii. Dış testte biz yapamıyoruz mesela. Çok zevkle işledim. Evet zevkli şimdi oluyor gerçekten. Teyzemlerden sipariş alıyorum. Teyzemlerin gelinlerine işliyorum. Elimde havlularım falan da var işlediğim böyle vakit buldum. O zaman ben de sipariş veriyorum sana. Tamam hangisinden bundan mı? Tamam Aslı evet, Hanım bundan. Size söz bundan yapacağım tamam, göndereceğim tamam. Aslı Hanım ben bir dipnot geçmek istiyorum. Az önce komedinin üzerine koyduğunuz güğüm tamı tamına 200 senelikmiş. Gerçekten mi? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Ciddi antika o. Evet antika. Biliyorsunuz 100 yılı geçince antika oluyor. Evet. Ve bu 200 yıllıksa bu bayağı değerli. Evet. İşlemeleri yani her şeyi buna çok iyi bak. Evet. İyi bak. Kayınvalidemden bana çok güzel bir hediyeydi. Ne güzel ya. Ay. Böyle senin köy evinde mesela böyle soba yansa çıtır çıtır üstünde güğümler bakraçlar olsa. Aynı güzel. Ay ne güzel olur. Köy ekmeğiyle yansıtsak. Evet. Ben buradan söylüyorum. Böyle bir gelin evi varsa çok gitmek istiyorum. Hani böyle köy evi, gelin evi. Böyle hani o dünkü senin fırın gibi bir fırın düşün. Çok tatlısın. Ay siz ne güzel. Tatlısınız. Teşekkür ederim. Aman saça çıktı. Evet. Ay çok güzel görünüyor. Evet. Veya eskiden o böyle kerpiçten mi diyorlardı? Çamurdan mı yapılırdı? Evet. Öyle fırınlar var. Evet. Değil mi? Ay çok orada tavuklar ötsün efendim. Orada taze taze ineklerden süt sağ olsun. Öyle ortamlara o kadar hasretiz ki. Evet. Ya öyle bir gelin evi çekmeyi çok isterim biliyor musun? Böyle yerde yemek yiyelim. Yer masasında. Valla buradan sesleniyorum. Bana resimlerinizi yollayın. Valla ben geleceğim. Nerede olursa olsun geleceğim. Van'a Hakkari'ye bile geleceğim. Söz veriyorum. Uzak diye bir şey yok. Bunu o zaman saklayalım. Evet, yere koyalım. Evet, saklayalım. Şöyle onu. Koyalım o zaman. En başa şey. Evet. Evet. Bu çocuk o da oyuncak herhalde. Rahmetli anneannemden kaldı o da bana. Senin oyuncağın mı galiba? Evet oyuncağımdı. Eski beşiklerden. Bak eskiden böyle organik oyuncaklar varmış kızlar. Evet. Evet. Ve daha sağlıklı. Bebekleriniz evet. Hani şimdi böyle bez bebek yapıyorlar bebekleri. Ama böyle. Amigurumi. Bravo. Bu yeni ismi olmak. Bir şey evet. Gurumi. Öyle bir şey. Bir şey. Evet doğru mu söyledin? Evet evet. Evet o bebekleri görüyorum çeyizlerinde kızlar. Evet. Ya bebeklerinizi onlarla oynamaya teşvik edin. Aynen. Doğal böyle tahta ahşap oyuncaklarla. Öyle şimdi eline veriyoruz biz o şeyi bilgisayarlara. Evet, tık tık evet, tık tık. Evet. Anladın mı çocuk evet, böyle. Gerçekten. Böyle sonra boyun fıtık, boyunda kireçlenme. Gözler yani gidiyor. Her şey gözler ayrı gidiyor. Aynen öyle. Evet. Patiklerimize de bir göz atalım mı evet. Hanımlar? Patiklerden de şuradan uzatabilir misiniz? Dur ben burada bir şey gördüm ama. Sen onu bunu bırak bak bak bu ne? Ay o teyze kokoş teyzem babet. Kokoş bir şey. Babet şeklinde patikler bunlar. Evet. Şunları çok seviyorum ben. Evet çok bunlar güzel. Şunlar çok güzel çok ağır model. Bu da çok güzel. Rengi çok evet. Güzel. Bu 5 şiş. Bunlar beş bende şiş. De var. Bak beş. Bak siyahı da var. Siyahlı bordolu. Vallahi gayet güzel. Aa bak bu lif köpürür. Bazı renkler yıkar. Bak bu köpürür. Foşur foşur güzel, böyle. Güzel güzel. Onu bak misafirleri kullanabilir. Çok güzel. Hayır köpürtmeyen lipler var. Mesela şuradan uzansana. Bak şu çam ağacı gibi olanı. Ha onlar evet. Bunlar içine mesela çok köpürtmüyor. Evet. Köpürtmüyor. Ama bak şu püskülmüler var. O güzel. Kullanılıyor değil mi? Evet. Onların işte öyle zaten. Evet hepsi öyle. Bunu kim yaptı bunları? Bunları da annem yaptırdı. Trabzonlu komşularımız vardı. Onlar yaptılar. Bu köpüren lifler taktım. Peki hanımlar çeyizi gördük.
Biraz da dilerseniz yatak odamızı...